En son ne zaman deliksiz bir uyku çekip herhangi bir çalar saat veya sizi uyandıran bir şey olmadan kendi kendinize ve enerji dolu şekilde uyandınız? Ben mesela sanırım 6 yaşındayken. Evet, yeterli ve kaliteli bir uyku çekmek pek çok insan için imkansız görünüyor ve birazdan sayacaklarım gibi birçok soruyu gündeme getiriyor. 1 numara. Önemli bir etkinlikten önce uyumasanız olur mu? Sınava çalışmanız veya bir iş toplantısı için hazırlanmanız gerektiğinde sabahlamak işlerinizi halletmek için iyi bir fikir gibi gelebilir. Ancak 2015 yılında yapılan bir araştırma, beyninizin önemli bir olaydan önce dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösterdi. Gün içinde edindiğiniz bilgiler uyku sırasında kısa süreli belleğinizden uzun süreli belleğinize geçer. Bu yüzden sınavınızda veya konuşmanızda çok başarılı olmak istiyorsanız, gece boyunca uyanık kalıp sınırlarınızı zorlamayın. 2 numara. Uykusuz bir gece geçirdiğinizde vücudunuza neler oluyor? Bir şey ezberlemeniz veya çalışmanız gerekmese bile uykusuz bir gece sizi düşündüğünüzden daha ciddi şekilde etkileyebilir. Kişi 24 saat uyanık kaldıktan sonra gerçeklik algısını yitirebilir ve kendini sinirli, endişeli ve kafası karışmış hissedebilir. Uykusuz geçen süre 48 saate çıkarsa halüsinasyonlara ve bilişsel problemlere neden olabilir. Her ne kadar nadiren gerçekleşse de kişi 3 gün boyunca uyumazsa duysal ve işitsel halüsinasyonlarla karşı karşıya kalabilir. Dahası uykusuzluk küçük uyku atakları olarak bilinen bir hadiseye yol açabilir. Küçük uyku atakları yaklaşık 30 saniye kadar kısa sürer ve bilincin kapanmasına neden olur. Bu durumu yaşayan çoğu kişi bunun farkında bile varmaz. 3 numara, uyku depolayabilir misiniz? Evet, bunu yapabilirsiniz. Bu iyi bir fikir çünkü bu uykuyu alamamanın etkilerini azaltır. Yapmanız gereken tek şey yeterince uyuyamayacağınızı bildiğiniz günden bir önceki gün daha fazla uyumak. 2009 yılında Dr. Tracy Enruth tarafından yürütülen bir araştırma, uyku depolayanların konsantrasyonlarını ve tepki sürelerini ölçen testlerde uyumayanlara göre daha iyi sonuç aldıklarını göstermiştir. Bu yüzden kaç saat uykusuz kalacağınızı hesaplayın, uykusuz kalacağınız geceden önceki günlere eşit olarak bölün ve uykusuz kalacağınız saatle orantılı olarak uykunuza her seferinde daha fazla süre ekleyin. 4 numara. Uykusuz kaldığınız süreyi telafi edebilir misiniz? Kim hafta sonları öğlene kadar uyumayı sevmez ki? Bu hafta boyunca az uyuduğumuz günleri telafi etmek için iyi olur gibi gözüküyor ancak bu sadece ara sıra olduğunda geçerlidir. Aksi takdirde Colorado Boulder Üniversitesi'nde 2009 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarının gösterdiği gibi kilo alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu araştırmayı yapan araştırmacılar, boş günlerinde daha fazla uyuyan insanların geceleri daha fazla atıştırdığını ve kilo aldıkları için bazı sağlık sorunları yaşadıklarını buldu. Bu yüzden hafta sonu bile olsa uyku düzeninize uymaya çalışın. 5 numara, çok fazla uyumak zararlı mıdır? Şimdiye kadar sadece uykusuzluktan bahsettim. Şimdi de aşırılığın öbür ucundan bahsedelim. Çok fazla uyumak obezite, diyabet ve kalp hastalığı riskine neden olur. Ancak asıl korkutucu olan Amerikan Kalp Derneği dergisinin 2018 yılında yaptığı araştırmanın sonuçları. Bu araştırmaya göre 9 saat uyumak ölüm riskini %14, 10 saatlik uyku ise tam %30 arttırıyor. Görünüşe göre hepimiz 8 saate sadık kalsak iyi olur. 6 numara, peki ya geceleri uyuyamazsanız ne olur? Burada uykusuzluktan bahsetmiyorum. Mesela 3. vardiyada çalışan ve geceleri uyumaları mümkün olmayan insanlardan bahsediyorum. Bu kişiler gündüz uyuyor tabii. Ancak tamı tamına 8 saat uyusanız bile gece çalışanların sadece %3'ünün böyle bir düzene tamamen uyabildiği tahmin ediliyor. İyi haber, vücudunuzun melatonini yani uykunuzu getiren hormonu salgılaması için kaldırmanın bazı yolları var. Öncelikle gece vardiyasında iyi ışıklandırılmış bir ortamda mümkün olduğunca fazla zaman geçirmeye çalışın. Ayrıca eve dönerken güneş gözlüğü takarak gün ışığından sakının. İşten sonra nihayet eve gittiğinizde odanızdaki tüm panjurları ve perdeleri kapatın, göz bandı ve kulaklık acı takın. Kaliteli bir uyku için tamamen karanlık ve sessiz bir ortam gereklidir. 7 numara. Uzun ama bölünmüş bir uykudan sonra kendinizi neden bu kadar yorgun hissediyorsunuz? Bunun nedeni uykunuzun sürekli bölünmesinin kısa süreli bir gece uykusuyla eşdeğer olmasıdır. 2014'te Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir grup katılımcıyı 8 saat uyuttu ancak gece boyunca uyanık kaldıkları süre her seferinde 15 dakika olacak şekilde 4 kez uyandırdı.
uykusu bölünen katılımcılar sadece 4 saat deliksiz uyuyanlarla aynı verimsizlik ve genel yorgunluk belirtilerini gösterdi. Eğer geceleri tuvalete kalkmak veya eşinizin horlaması gibi sizi uyandıran bir şeyler varsa sorunun kaynağına inmek en iyisidir. 8 numara, yatmadan önce yemek yemek zararlı mıdır? Brezilyalı araştırmacılar 2011 yılında yatmadan önce yediğiniz yemeğin uyku kalitesini etkileyip etkilemediğini araştırmaya karar verdi. Ne kadar ağır yiyecekler yerseniz o kadar kötü uyuyacağınız sonucuna vardılar. Çok kalorili yiyeceklere düşkün olan insanların uykuya dalmaları daha uzun sürdü ve daha sık uyandılar. Ayrıca çoğu beslenme ve uyku uzmanı günün son öğününü yatmadan en az 3 saat önce yemenin daha iyi olacağı konusunda hemfikirler. Kafayı vurup yattığınızda yemek komasına girmek artık yok. 9 numara, gece geç saatte egzersiz yapmak uykunuzu olumsuz etkileyebilir mi? Erken kalkıp vücudunuzu biraz çalıştırmak istiyorsunuz ama sahiden bunu yapan var mı ya? Bu yüzden çalışkan olup gece uyumadan önce egzersiz yapıyor olabilirsiniz. Çok iyi ama mükemmel bir vücut için iyi bir gece uykusunu riske mi atıyorsunuz acaba? Hayır, hem de hiç. 2013 yılında Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı bir ankete göre geceler de dahil günün herhangi bir saatinde egzersiz yapan insanların %83 kadar büyük bir çoğunluğu hiç egzersiz yapmayanlara göre daha iyi uyuyor. Düzenli egzersiz yapan kişilerin %50'si egzersiz yaptıkları günlerde hiç yapmadıkları günlere oranla daha iyi uyuduklarını belirtti. 10 numara, gün ortasında kestirmek zararlı mıdır? Öğleden sonra kestirmek aslında insanların doğasında var. Bu sirkadiyen ritmimizin doğal bir parçası. Ne yazık ki çalışma kültürümüz hala buna adapte olamadı. Yani patronunuzun öğle yemeğinden sonra biraz kestirmenize sıcak bakacağından şüpheliyim. Ancak günün ortasında biraz kestirebiliyorsanız kestirin ama bunu doğru şekilde yapmaya özen gösterin. 20 dakikalık bir şekerleme size iyi bir enerji desteği sağlar. 90 dakikalık bir şekerleme de hafızanızı güçlendirmek ve yaratıcılığınızı geliştirmek için idealdir. Ancak yarım saatlik uyku tam tersi, kendinizi uyku sersemi ve daha da yorgun hissetmenize neden olur. Bunun nedeni uykunun derin evrelerine girmenin tam ortasında uyanmanızdır. 1 numara, jet lag'den nasıl kurtulabilirim? İşte seyahatlerinizi gerçekten baltalayabilecek bir şey. Jet lag'i önlemek için birkaç gün öncesinde vücudunuzu hazırlayabilirsiniz. Doğuya doğru gidiyorsanız normalde uyuduğunuzdan birkaç saat erken uyuyun. Batıya gidiyorsanız da fazladan 1-2 saat daha uyanık kalın. Uçuş boyunca bol bol su için ve karbonhidrat açısından zengin yiyecekleri çok fazla tüketmemeye çalışın. Varış noktanıza geldiğinizde ise otel yatağı ne kadar çekici görünürse de şehrin saatine ayak uydurmaya çalışın. Günde genellikle kaç saat uyuyorsunuz? Yorum kısmına yazın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. İşte hayata olumlu bakmak için birkaç güzel video daha.